Evet gençler merhabalar. Erkek üreme sisteminden sonra e, diş üreme sistemiyle devam ediyoruz. E, sesimi bir önceki videoda fark eden arkadaşlar vardır. Biraz gripim inşallah e, atlatacağım. Ama e, anlaşılmayan bir durum olduğunda tekrar e, edeceğim. kelimeler de olacaktır. Şimdi diş üreme sistemine baktığımız zaman... Yine elinizdeki kaynakta sayfa 217'de dişi üreme sistemi başlamış. Diyor ki 4 bölümde incelenir. Bunlar ovaryum, fallopi tüpü yani yumurta kanalı, uterus, rahim, servis ve vajina olmak üzere değil mi? Bu kısımlardan bahsetmiş. Ee, şöyle yapalım. Şimdi dişi üreme sistemine baktığımız zaman biz burada ne göreceğiz arkadaşım? Yani dişi üreme sisteminin görevi aslında nedir? Yumurta oluşumu, evet oogenezden bahsedeceğiz. Eşey hormonu üretimi yani burada e, dişi üreme sistemine ait östrojen, progesteron gibi hormon, hormonlardan bahsedeceğiz. Döllenme olayı bakınız erkek üreme sisteminde döllenmeden bahsetmemiştik çünkü döllenme olayı dişi üreme sisteminde gerçekleşen bir olaydır ve embriyo gelişimi yine dişinin vücudunda gerçekleştiği için burada göreceğimiz dört temel olay budur diyeceğiz. Şimdi ovaryum yani yumurtalıklardan başlamış arkadaşım. Yumurta hücresi oluşumu yani oogeniz burada gerçekleşir. E, testislerde e, seminifer tüpçüklerdeki e, sperm oluşumu gibi. Aynı zamanda östrojen ve progesteron hormon üretimi de yumurtalıklarda gerçekleşir diyoruz. Peki şimdi yumurtalıklarda meydana gelen oogeniz olayı nedir? Biraz bundan bahsetmemiz lazım. Kitabınızda arkadaşım. Hemen arka sayfada 218'de böyle bir tablo halinde anlatmış. Fakat ben bunu biraz büyütüyorum. Ve size burada anlatmayı tercih ettim. Şöyle yapalım daha da netleşsin. Şimdi o geniz. geniz ne demektir latince? oluşum anlamına geliyordu. O de yumurta oluşum demek. E, mayoz bölünmeyle yumurta ve sperm oluştuğu için 2n kromozomlu bir ana hücreden, değil mi? Mayoz bölünme sonucunda 4 hücre ne yapmamız lazım? Oluşturmamız lazım. Buradaki yumurta ana hücresine oogonyum adını veriyoruz. Oogonyum yine hazırlık aşamasıyla birincil oosit hücresini oluşturuyor. Birincil oosit hücresi mayoz 1, 1 ile, unutmayın, mayoz 1 ile iki hücre oluşuyordu. 2 tane değil mi? Hücre oluşturuyor. Fakat biz erkek üreme sisteminde hop hemen şöyle yana kaydırıyorum kıyas yapmak adına. Erkek üreme hücresinde e, spermatogoniumdan değil mi? Birincil spermatosit. Daha sonra mayoz bir sonucunda ikincil spermatositler oluşur demiştik. Ve farkındaysan arkadaşım bunların büyüklükleri aynıydı. Fakat dişi üreme sistemine geldiğimiz zaman dişi üreme sisteminde mayoz bir sonucunda oluşan iki hücreden biri daha büyük olacak. Ve biz buna ikinci oosit adını vereceğiz. Diğer hücre ise Kutup hücresi birinci kutup hücresi ve diğer ismiyle polar hücresi adını alacak ve stoplazma olarak bunlar farkındaysan arkadaşım eşit değil. Neden? Çünkü mayoz 2 ile beraber devam eden sadece sayıca artış meydana gelecekti. Kromozom sayıları aynı dikkatini çekelim. Mayoz 2 ile beraber devam eden bölünme sonucunda 3 tanesi küçük yani soplazma miktarı az. Bir tanesi de değil mi? Ootit adını verdiğimiz hücreyi oluşturmuş olacağız. Yani burada spermatogenezden farklı olarak Mayoz 1 sonucunda oluşan hücrenin stoplazma miktarı eşit olmadığı için mayoz 2 sonucunda oluşan 4 hücreden sadece bir tanesi olgun yumurta hücresini oluşturur diyeceğiz. 3 tanesi ise ikinci kutup hücresi adını alıp ve zamanla değil mi e, kaybolur diyoruz. Yine spermatogenezde bahsettiğimiz olay yani bunların isimleri önemli arkadaşım. Yumurta ana hücresi birincil oosit, ikincil oosit, küçük olan kutup hücresi daha sonra tekrar bölünme gerçekleşiyor. E, gelişimini tamamlayacak olan yumurtayı oluşturacak ootit ve ikinci kutup hücreleri daha sonra farklılaşma ile yumurtayı oluşturmuş oluyor. Kromozom sayısının sadece nerede yaraya indiğini bilir, bilirsen sıkıntı olmaz. Mayoz bir sonunda 2N olan kromozom sayısı yaraya iner ve o şekilde devam eder. Peki bize burada başka ne soruyordu? DNA miktarlarını soruyordu. Aynı mantıkla spermatogenezde de bu durumdan bahsetmiştik. Ee, biz yumurta ana hücresini DNA'sına x kadar dersek interfazda DNA iki katına çıkacağı için 2x birinci oosit aşamasında 2x olur. Daha sonra hücre bölündükçe e, DNA da bölüneceği için ne olacak? XX şeklinde ayıracağız. Tekrar mayoz 2'de hücreler bölüttüğü için X bölü 2 şeklinde devam edecek diyoruz. Ve son olarak oluşan yumurtamızın yine DNA miktarı farklılaşma olduğu bölünme olmadığı için x bölü 2 şeklinde kalıyor arkadaşım. <laughs> evet oğginiz e, olayı anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Hatta şöyle göstereyim arkadaşım. Yatayda gösterebilirim. Nasıl net göreceksen. Lütfen bunları e, kendin bu şekilde kıyaslama tablosu yapacak şekilde çizmeni rica edeceğim. Ekran fotoğraflarını da alabilirsin. Peki yumurtalıklarda yumurta oluşumu olduktan sonra meydana gelen olaylar. Bakın burada yumurtalıklar yumurta kanalından, dölyata, vajina ve serviksten bahsettik. Fakat ben şöyle bir şekil üzerinde size e, özetlemek istiyorum meydana gelen olayları. Şimdi diş üreme sisteminde bizim göreceğimiz e, olay tam olarak şu. <laughs> Ovaryum dediğimiz yumurtalıklarda ne olacak arkadaşım? E, o geniz ile yumurta oluşum meydana gelmiş olacak. Yumurtalar oluştuktan sonra bizim e, ovulasyon adını verdiğimiz olay ile dışarıya atılacak. Yumurta kanalı yani fallopi tüpünün ucunda kirpiksi huni var. Bu kirpiksi hunilerde dışarıya atılan yumurtayı arkadaşım ne yapıyor? Hop yakalıyor. Eğer yakalayamaz... Yumurta işte boşlukta bir yere gider ve buradan gelen bir sperm de onu döllerse işte dış döllenme meydana gelir. Evet ovaryumda yumurta oluştu. Ovulasyonla atıldı. Yumurta kanalının ucunda bulunan kirpiksi yapılar kendine çekti. Ve yumurta yumurta kanalında ilerlemeye devam etti. Eğer ki herhangi bir sperm ile karşılaşırsa döllenme olayı yumurta kanalında gerçekleşecek yumurta kanalında döllenme olduktan sonra biz ileride aşamalarını göreceğiz. Hızla mitoz bölümeler meydana getirecek. E, ve dut görünümünde bir yapı morul adını verdiğimiz bir yapıya bürünecek. O aşamaya kadar segmentasyon aşaması adını veriyoruz. O aşamaya kadar hızla mitoz bölünmeler zigot. Hızla mitoz bölünmeler nerede geçiriyor arkadaşım? Yumurta kanalında geçiriyor. E, bu sırada ne oluyor? Ovaryumdan salgılanan östrojen, progesteron hormonları rahim içini hazırlıyor. Ne yapıyor? Hatırla yine endokrin sistemden. Östrojen ne yapıyordu? Görevi neydi östrojenin? Progesteronun görevi neydi? Östrojenin görevi rahim iç duvarını kalınlaştırmak. Neden rahim iç duvarını kalınlaştırıyor? Çünkü eğer zigot yani döllenme olduysa, zigot oluştuysa gelsin ve rahmet rahatça tutuna bilsin diye. Progesteron ne yapıyordu arkadaşım? Progesteron da e, tutunmasını sağlıyor demiştik. Evet yumurta kanalında ilerliyor. Daha sonra ne yapıyor? Rahime gelmiş oluyor. Peki devam ediyorum. Yumurta kanalının bir diğer ismi fallopi tüpüdür. Yumurtalıkla rahim arasında bulunur. Kirpiksi uzantılar yumurtanın kanala geçmesini sağlar. Döllenme olayı bakın bunu size mutlaka sorar. Yani döllenme olayı rahimde gerçekleşmez arkadaşım. Tekrar şöyle bir şekli açıyorum. Rahimde döllenme olayı gerçekleşmez. Döllenme olayı fallopi tüpünde yani yumurta kanalında gerçekleşir. O yüzden lütfen buraya kocaman bir yıldız atalım. Bu bahsettiğim notların hepsi senin kaynağında da var. Sayfa 217 şöyle aldım önüme. Yumurtalıklar diyor hem gamet üretir hem östrojen progesteron hormonu salgılar. Şimdi burada önemli bir nokta şu. Her bir dişi yaklaşık 300 bin tane birincil oosit hücresi ile doğuyor. Fakat ergenlik çağından menopoz dönemine kadar 300 veya 500 tanesi kullanılıyor. Yani diyelim ki 500 tane oldu yumurta hücren ve her aylık döngünde bir tane yumurta dışarıya atılmış oluyor çoğu birincil oosit halinde diyelim ki menopozun işte 40 yaşında olsun 45 yaşında 50 yaşında olsun o sürece o sürece kadar birincil oosit halinde bekliyor atılmasını bekliyor peki nerede bulunuyor bunlar ee, yumurtalıklardaki küçük keseciklerde bulunuyor yumurtalar bununla da biz folikül adını veriyoruz yani yumurtanın etrafını saran bir var aslında folikül var diyoruz folikül de aynı zamanda östrojen hormonu salgılanmasını da Sağla. Neden? Çünkü östrojen hormonunun rahim duvarını kalınlaştırması yanında LH ve FSH hormonları salgılamasını da düzenleyen bir görevi vardır. Bunu da lütfen unutmayalım. Yumurta kanalı dedik, kirpiksi uzantılardan bahsettik ve lütfen altını çizmen gereken ön, ön, e, e, en, en, en önemli olay döllenme olayı yumurta kanalında gerçekleşir. İlk bölünmeler nerede bu kanalda meydana gelir diyoruz. Peki daha sonraki kısım döl yatağı diğer ismiyle değil mi? Uterus rahim. Embriyonun doğuma kadar geliştiği bölgedir arkadaşım burası. İdrar kesesinin arkasında bulunur Şimdi idrar kesesinin arkasında bulunur. Rahim aynı zamanda ee büyüme yeteneğine de sahiptir. Neden? Çünkü embriyo burada gelişecek. Embriyo burada geliştikçe, rahim genişledikçe ne yapıyor? İdrar kesesini sıkıştırıyor. O yüzden bu erkeklerde bahsettiğimiz ee prostat bezinin idrar torbasını kapatma, işte yaşlandıkça prostat bezinin idrar torbasına baskı yapma olayı aslında dişilerde hamilelik sürecinde meydana gelen bir olay olmuş oluyor. Peki rahme devam edelim. İç kısımda endometriyum tabakası bulunur. Bakınız bu tabaka da bizim için önemlidir. Az önce mesela endometriyum tabakasının kalınlaşmasından, işte embriyonun endometriyuma tutunmasından bahsetmiştik. Yine şöyle şekil üzerinde. Gerçi burada biraz yanılgı var. Şu kısmın büyümesi lazım. endometrium endometriyum tabakası kalınlaşır arkadaşım. Gelen zigotta ne yapar? Oraya tutunur diyoruz. Embriyo gelişiminin aynı zamanda ilk haftalarında buradan besleniyor. Daha sonra ise plasenta yolu ile değil mi? Beslenmesine anne tarafından devam etmiş oluyor. Lütfen sen de elindeki kaynakta endometrium tabakasının altını çiz arkadaşım. Gelişiminin ilk zamanlarını değil mi? buradan beslenip daha sonra plasenta aracılığı ile gerçekleştiriyor diyoruz. Dişi üreme sisteminin son kısmı vajina ve serviks ile devam edelim. Şimdi vajina dış ortama açılan açıklıktır. Buradan spermlerin dişi vücuduna bırakılması, döllenmemiş yumurtanın da dışarıya atılması sağlanır. Aynı zamanda doğum sırasında burası, değil mi, etkilidir diyeceğiz. Fakat burasıyla alakalı karşına çıkabilecek bir kıyaslama yine erkek üreme sistemiyle kıyaslama yapılırsa vajinanın idrar kanalı ile bağlantısı yoktur. Erkeklerde hatırlarsan e, üretra ile bağlantısı vardı ama burada vajinanın idrar kanalı ile bağlantısı yoktur. Yani boşaltım artığı ile değil mi yumurta farklı açıklıklardan atılır diyoruz. Çok çok önemlidir lütfen unutma. Serviks dediğimiz kısımda vajinayı döl yatağına bağlayan bölgedir diyoruz. <laughs> evet arkadaşım dişi üreme sistemi ile alakalı. Dişi üreme sisteminin görevleri, kısımları önemli. Oogenez olayı bizim için önemli. Evet oogeniz olayı bizim için önemli o sebeple oogeniz ve spermatogenizin kıyaslama tablosunu bilmemiz lazım. Kromozom sayıları ve DNA miktarları kıyaslaması ve e, meydana geliş sırası isimlerinin kıyaslamasını bilmemiz lazım dedik. Fallopi tüpü adını verdiğimiz yumurta kanalında döllenmenin olduğu yani döllenme rahimde değil yumurta kanalında meydana gelir. endometriyum tabakasının rahim iç duvarı iç tabakası olduğunu lütfen unutmayalım. Şekil üzerinden de zaten bahsettiğimiz üzere ovaryumlarda ne oluyordu arkadaşım? Yumurta oluşumu oogenez meydana geliyor. Birincil oasit halinde burada bekliyor. 300 veya 500 civarı menopoz dönemine kadar yumurta atımı gerçekleşiyor. Birincil oosit durumundan gelişim gösterip ovülasyon ile kirpikli huni ile yakalanıp değil mi? Atılan yumurta fallopi tüpünde ilerlerken döllenme meydana gelirse rahimde gelişimini tamamlıyor. Fakat döllenme ve ilk mitoz bölünmeler fallopi tüpünde meydana geliyor. Lütfen bunu da unutmayalım. Ee, ne tarz sorular sorulabiliyor bize? Hemen ona bir bakalım. Şöyle yine döndüğünüz zaman size vereceğimiz bir yaprak testi var. Oradaki bir iki soruya bakmış olalım. Mesela birinci soruya bakıyorum. İnsan dişisinin yumurta ana hücresi aşağıdaki yapıların hangisinde mayoz bölünmeye başlar demiş. Arkadaşım süt bezi, e, uterus rahim demek, kirpikli huni, fallopitüpi ve folikül. Folikülün içerisinde yumurta ana hücresi bulunmuyor muydu? Ve burada başlamıyor muydu? O yüzden hemen kendini belli ediyor. Cevabımız adana diyoruz. Peki ikiye bakıyorum. Yine şekilli bir soru. Dişi üreme sistemi bu sistemin yapıları verilmiştir. Döllenme hangisinde gerçekleşir? Bakın arkadaşım bu sana mutlaka sorulur. Unutma. Döllenmenin meydana geldiği yer rahim değildir. Döllenmenin meydana geldiği yer yumurta kanalıdır. Yani fallopi tüpüdür. Peki 3. soruya bakalım. E, aşağıdaki diş üreme sistemi yapılarının hangisinde karşısında verilen olay gerçekleşmez demiş. Şimdi uterus rahim duvarı embriyonun tutulması. Evet rahim duvarında embriyo tutunur diyoruz. Doğru. Uterus yani rahimde embriyonun büyümesi diyor. Evet tutunduktan sonra büyümesini rahimde devam ettirir. Doğru. Ovaryum zigotun gelişmesi. Ovaryum neydi arkadaşım? Ovaryum dediğimiz yer yumurtalıklar. Yumurtalıklarda yumurta oluşumu meydana gelir. Zigot olması için daha yumurta kanalına geçmiş olması lazım. Hadi diyelim ki muallakta kaldın devam ediyorum. Vajina, spermlerin uterus'a alınması, evet. Fallopi tüpü yani yumurta kanalı zigotun bölünmesi. Fallopi tüpünde döllenme olduktan sonra değil mi? Yani zigot oluştuktan sonra hızla mitoz bölünmeler geçiriyordu. Bu da doğru. Gerçekleşmez dediği için cevabımız Ceyhan. Peki şöyle bakıyorum. Mesela 5. soru. İnsan dişi üreme sisteminin aşağıdaki yapılarının hangisinde embriyonun gelişimi tamamlanır demiş. Embriyonun gelişimi nerede tamamlanır arkadaşım? Gelişimi nerede gösteriyordu? Rahimde. Diğer ismiyle uterus diyoruz. Cevabımız Edirne. Peki 6. soru. Dişilerin üreme sistemi ile ilgili hangileri Doğrudur demiş şimdi döllenmiş yumurta anne vücudu dışında gelişir hayır anne vücudu içerisinde gelişir o yüzden bir yanlıştır bir olanları eliyorum boşaltım artıkları vajinadan atılır çok dikkat et lütfen not olarak göstermiştik size değil mi e, boşaltım artıklarıyla vajinanın bir bağlantısı yoktu arkadaşım o yüzden bunu almaman lazım. Hop cevabımız zaten kendini belli etti. Yumurta oluşumu mayoz bölünmeyle sağlanır diyoruz. Evet, yumurta oluşması için yumurta ana hücresinden, değil mi? Mayoz bölünmeyle e, oogenez olayı gerçekleşir diyoruz. Evet arkadaşlar, dış üreme sistemini de e, tamamlamış bulunmaktayız. Yine menstrual döngüye devam edeceğiz. Soru bankandaki dış üreme sistemine ait e, soruları çözmeyi lütfen Unutma, iyi çalışmalar diliyorum.